Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız çok şükür ben de çok çok iyiyim. Bugünkü video konum duvar silme efendim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın şöyle bir güzel duvarımı boydan boya sileceğim. Şu görmüş olduğunuz yüksek yerleri mop ile sileceğim. Ama bu şu aşağı kısımları hani boyumun yettiğince sileceğim. Hemen başlamak istiyorum videoma. Şöyle ki benim şöyle her zamanki gibi parlatıcım var yine. Ve şöyle beyaz sirke. Şimdi ben parlatıcımı bir çay bardağı kadar döküyorum efendim. Şöyle. Şimdi ben bunu bir güzel buraya döküyorum. Görmüş olduğunuz gibi hemen tepkimeye girdi çünkü suyum sıcağa yakın ama çok el yakmayan bir kıvamda. Çok soğuk bir suyla silmeyi tercih etmiyorum ben. En azından sıcak su daha iyi yağları çözüyor. Yağ ya da kir her neyse. Şöyle dolu dolu bir çay bardağı sirke ve olmazsa olmazım mikrofiber bezim. Şimdi bir güzel karıştırıyorum. Sadece bu iki malzeme ile silme işleminde bulunacağım efendim. Şöyle şunları kenara alayım ben dökülmesin. Sadece ben bunlarla silme işlemini yapacağım efendim. Bakın görüyorsunuz şöyle çizik çizik bir takım lekelerim var. Şöyle bakın şöyle bir odaklasın. Benim duvar dediğim gibi evim eski olduğu için alçı duvar olmadığı için birazcık daha eski ve daha hani nasıl tabir edeyim kaba bir yüzeye sahip. Şöyle sıkıyorum ben ve silmeye başlıyorum efendim. Şöyle ki ben bu duvarımın içerisine suyumun içerisine şey koyabilirdim. Yumuşatıcı koyabilirdim ama sonuçta biz bunu soluyacağız. Hani soluyacağımız için de kalkıp da öyle zararlı bir şeyi koymaya gerek duymadım. Duvar silmeyi illaki hepimiz evimizde muhakkak ayda bir ya da işte 2 ayda bir muhakkak bir yapıyoruz. Tabii ki mutfak duvarlarımızı ayda bir illaki siliyoruz. Çünkü gerçekten en çok kirlenen alanlar duvarlar oluyor. Şuraya kızım oje sürmüş. Orayı ben asetonla nazik bir şekilde çıkartacağım. Şurası tahriş olmuş galiba. Orayı da ben asetonla çıkartacağım. Ayrıca bu tahriş olmuş yerlerin hani asetonla çıkma videosu da var benim kanalımda. İsterseniz girip bakabilirsiniz. Çok hani güzel koksun diyorsanız eğer bence birazcık bir kapak kadar bir yüzey temizleyici koyabilirsiniz. Ha, gerek yok. Temiz olsun. Kokuya gerek yok diyorsanız da parlatıcıyla silebilirsiniz ama parlatıcı gerçekten o kadar aman aman kokusuz değil. Parlatıcı da inanın harika kokuyor. Hani ben en azından ben çok seviyorum diyebilirim. Şu borularımı da bir güzel sileyim. Dediğim gibi benim evim eski olduğu için alçı duvar olmadığı için biraz duvar kısımları böyle kaba gelebilir sizlere. Ama böyle efendim. Şimdi ben boyumun yettiğince sileceğim duvarlarımı. Şurada bir lekem vardı. Daha sonra mop kullanacağım efendim. Kesinlikle duvarlarınızı
Çamaşır suyu ile de silmeyin efendim. Çamaşır suyu gerçekten çok çok zararlı bir madde. Bakın şöyle görüyorsunuz. Hani bu çamaşır suyunu kalkıp da silip onu bir de sulayacaksınız. Hiç gerek yok efendim. Hiç gerek yok. Çünkü o çok çok zarar veren bir özelliği var. Bunu sizler zaten çok güzel biliyorsunuz. Ben çamaşır suyunu daha önce kullanırdım. Sürekli kullanırdım. Hani derdim ki ne var yani? En azından kuruyacak, geçecek vesaire. Ama öyle olmuyormuş işte. Bir güzel onu soluyorsunuz. Soluduktan sonra da hasta oluyorsunuz efendim. Benim şu an olduğum gibi. Şu an güçlükle nefes alıyorum diyebilirim ve ben bunları deterjanlara bağlıyorum. Çünkü ben deterjanlarla tencere mesela altını ıslatıp yağ çok sıkıyordum. Çamaşır suyusuz hiçbir temizlik yapmıyordum. Duvarları bile çamaşır suyu ile siliyordum. İnanın hiç gerek yokmuş. Bakın bir parlatıcı, birazcık sirke nelere kadir oluyor. Siz bunu görüyorsunuz. Her videomda zaten parlatıcıyı artık övmekten hani nasıl diyeyim, dilimde tüy bitti diyebilirim. Parlatıcı her türlü lekeye, her türlü derde çare diyebilirim. Tıkandığınız yerlerde de tabii ki çamaşır suyu kullanabilirsiniz ama kalkıp da çamaşır suyunu hani böyle bir ortamda kullanmak daha sağlıksız diye düşünüyorum. Yani bakın tertemiz oldu. Şu kısımları da parmağım gözüküyor mu bakayım ha. Bakın şu köşe kısımları da o kısımları da mopla sileceğim efendim. Boyum oraya yetmediği için. Bakın sadece parlatıcı ve sirke efendim. Bakın. O kısımları da dediğim gibi şu kısımları bir güzel mopla sileceğim efendim. Bu şekilde efendim. Hani duvarı silerken yani şöyle küçük de olsa ufak çaplı bir video çekmek istedim. Hani çamaşır suyuyla da çok her şeyin mümkün olacağını, tertemiz olacağını göstermek istedim. Şurası da bu arada bakın görüyorsunuz leke değildir. Orası kazınmış gibi bir şey olmuş. Yani bayağı bir kızım ya da yani kızım orayı bir şekilde kazımış diyebilirim. Sanırım bıçakla yapmış orayı. Ya bıçak demeyeyim de oyuncakları var bazı böyle bıçak gibi de değil ama sert olan. Sanırım orayı bir güzel o şekilde yapıvermiş efendim. Bugünlük videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.